büyük ve güçlü Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Bunun için gerekirse canımızı vereceğiz, gerekirse can alacağız. Ama asla esir olmayacağız. Ama asla namusumuza, çocuklarımıza tasallut edenlere fırsat vermeyeceğiz. Can veririz, gerekirse can alırız dedi. Türkiye'yi kuşatmak isteyenleri uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun İl Kongresi'nde önce dışarıdaki vatandaşlara konuştu, ardından da kongrede. Terör örgütü ve onun destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'ne net mesaj verdi. Ya olacağız, ya öleceğiz. Kardeşlerim, biz bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız. Ama birileri ısrarla gelip burnumuzun dibinde adeta gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya kalkarsa işte o zaman kimseyi gözümüz görmez, bu da böyle bilinsin. Afrin'in ardından terör örgütü PKK-PYD'nin işgalindeki diğer bölgelerdeki sivillerin de Türkiye'yi beklediğini söyledi. Tel Rifat'tan Münbiç'e, Tel Abya'da, Resul Ayn'a kadar her yerde Türkiye'nin gelip oraları da güvenliğe, huzura, düzene kavuşturmasını isteyen mesajlar gönderiyor. İnşallah onların bu çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız. Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının Afrin harekatındaki önemine değindi. Afrin harekatında eğer bizim İHA'larımız olmasaydı, SİHA'larımız olmasaydı biz o operasyonları yapabilir miydik? Bize ne İsrail ne de Amerika maalesef ne SİHA ne İHA vermedi, vermezdi. Ama şimdi bizim elhamdülillah böyle bir derdimiz yok. İHA'mız da var, SİHA'larımız da var. İkinci durağı ise orada oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Burada hedefinde 2019 seçimlerine yönelik CHP'den gelen açıklamalar vardı. Önümüzde seçimlere en az bir sene olmasına rağmen ana muhalefet partisinin milletvekilleri sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. 2019'un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar daha ülke seçim satım ailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin geçmişiyle yüzleşmediğini, halkı bir türlü anlayamadığını, yenilgilerine bahane üretmek istediklerini belirtti. Stockholm sendromu gibi ifadelerle kendi ezimetlerinden dolayı milletimizi suçlamaya kalkıştılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. Şimdiden yenilgilerine, beceriksizliklerine bahane arıyorlar. Cumhur İttifakı'nın milletimiz nezdinde sahiplenildiğini gördükçe kendi itibarsızlıklarını örtmek için sandığı itibarsız hale getirmeye çalışıyorlar.